Merhaba sevgili izleyiciler. Her zaman merak edilen bir konu vardı. Bu arada merhaba değil mi? Sen bana cevap verdin abi. İzleyicilerle konuşuyorum abi. İzleyicilerle arama girme. Okay, şimdi onların merak ettiği bir şey var abi. Bu çalışanlar hangi okuldan mezun? Ne yiyip ne içtiler? Nerenin suyuyla beslenler? Sen hangi okuldan mezunsun? Ben İzzet Baysal'dan mezunum. Bolu'da. Bölümünde bahçeden aşçılık. Misin yiğidim? Seni bölüm, tanımak istiyorum. Bölüm aşçılık abi. Aşçılık mı? Evet. Nasıl bir öğrenciydin abi? Şu katlatmak için değiştirdin. Berbat bir öğrenci. İyi nasıl bir öğrenci. Nasıl berbat ya? Berbatın tanımı ne mesela? Yani şöyle, notlarım iyi değildi. Okuldan keyif almadığım için sürekli gitmiyordum. Devamsızlık yapıyordum. İyi bir öğrenci değildim yani. Nasıl mezun oldun? Zor oldu ama mezun oldum. Bu işlere nasıl girdin? İşte hobiydi. Sonra bu işi yapmaya karar verdim. Bu işi yapıyorum. İlginçmiş. Küçük kızımız Tuğçe. Merhaba. Kendisi halen öğrenci ama anladığım evet, kadarıyla. Evet, yani bırakıp tekrar başladım çünkü. Yani sen hangi bölümde okuyorsun? Ben şu an Fransızca öğretmenlikte birinci sınıftayım. Her zaman aşırı iyi notları olan ama tamamen bela olan bir öğrenciydim. Öğretmenlerim sınıfını değiştirelim, bizim sınıftan git diye yalvarırdı ama babam sağ olsun beni hiçbir zaman bırakmadı ve okulda tutmayı başardı. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani sen haksız olduğunu düşünüyor musun yoksa senin hakkın mı gasp ediyor? Yani dünya mı haksız? Yani her ikisi de bence. Yani haksız olduğum konularda da haklı olmayı her zaman başardım. O yüzden hiçbir soru çıkmadı. Sanki böyle taze taze bir kavga evet, yeni gelmiştim. Kavgadan çıkıp geldim okulda. Şiddet var mıydı? Yoktu ama olabilirdi. Gerçekten öyle bir şey. Şiddete karıştırır mısın okulda öyle bir şey? Karıştım ya. Önceden çok karıştım. Öyle potansiyel var yani. Demirle kız dövüyordum. Ne diyorsun ya? Nasıl ya? Koşma. Korktum ben şu an. Aynen. Sevgili Emin Çıtak, nasıl bir okulda okuduğunu tamam mı? Russian Institute falan diyormuş böyle ya. Sevgili Emin Çıtak, liseye kadar mı dönemi? Hangi okuldan mezunsun? Üniversite mi, lise mi şu an? Hangisinden üniversite bahsediyorum? Üniversite abi. Üniversiteyi ben bıraktım abi. Tamam, neyi terk ettin? Yani hangi üniversiteyi terk ettin? Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü. Nasıl bir öğrenciydin? Okula gitmeyen, onun yerine tiyatroyla ve editörlükle uğraşan bir öğrenciydim. Sonra dedim yani ben bu işi yapamam. Benim kendi yapmam gereken iş başka bir şey dedim ve editör olmaya karar verdim. Galiba oldum. Öyle bir noktadayım. Çok ilginç. Ama arkadaşlara okulu tavsiye eder misin? Çünkü şu an kötü bir örnek oldu. Kötü bir örnekten dışında hayır. Benim aslında çok güzel bir örnek oldu abi. Şöyle ben seçtiğim bölümde okumayacağım bile bile gittim. Bu yüzden hangi bölüm, hangi mesleği yapmak istiyorlarsa tercihlerini çok doğru yapsınlar. İşin sonunda okulu bitirmemek veya atıyorum bulundukları bölümden memnun olmadan belki de mezun olmak, istemedikleri bir okul ortamında bulunmak var. Hani bunu o yüzden tercihlerini çok güzel belirlesinler ve istedikleri, olmak istedikleri meslekteki okulları tercih etsinler. Bir şey söyleyeyim mi abi? Evet, özet abi. Geçeyim mi? Kimse işletme okumasını, işletme bölümleri en kısa zamanda kaldırılsın. Türkiye'nin önünde en büyük engel abi. Ben de öyle düşündüm. Tişörtü Taksim'de böyle standart bir yerde buldum aldım. Kaçtı? 30 lira mı ne verdim ya? Bir şey verdim. Eyvallah. 30 liraya bir şey değil diyerek zengin numarası yapma bize. Yok abi tişört ya sonuçta. Sevgili Aynur'cum hangi bölümden mezun oldun? Grafik tasarım. Ah! Yani şaşırır oldum var yani işini yapan. Hakikaten şaşırır oldum ya. Aynur'cum nasıl bir öğrenciydin? Çalışkan, uslu, sakin, sorunsuz. Yani mesela takdirname falan mı oluyordu? Evet. Bak hemen takılıyor. Ne? Hiç. Bir kızla kavga etmedim. Demirle dövmedin mi? Yok, aşk hiç. Olsun falan. Ya demirle dövme ne ya? Bir insana demirle vurdun mu ya? Hayır öyle ya? Demir değil ya. Küçük bu. Alaşım mı ne ya? Hafif metal mi? Demirler vardı. Ben de onu elime sarıp geziyordum. Tehlikeli. Yani hiç hoş değil. Ama yaptığının kötü bir şey olduğunu söyle ki buradan genç kızlarımıza. Tabii ki canım kötü bir şey yani. Ama yani. Kendimi korudum ama sadece. Ama gözüm parlıyor şu anda. Yani o kadar iyi bir şey yapıyormuş gibi. Gerçekten sevilen bir öğrenciydin. Ailen gurur duyuyor. Seviliyor muyum bilmiyorum ama yani yıllıkta ne yazdılar mesela? Var mı öyle bir şey sende de? Lise yıllığı var. Üniversitede yok. Güzel şeyler mi yazdılar? Yani. Şu an tam hatırlamıyorum. Melike'cim hangi bölümden? Ben Kadir Has Üniversitesi'nde okudum. Aa evet. İsmail Hakkı hocamızın bölümü. Evet. Evet. Şey, İsmail hocamın hatta öğrencisiydim. Aa. Evet. Gerçekten evet. Mi? Evet. İsmail Hakkı hoca. Evet. Çok severim kendisini. Ben de çok seviyorum çok severim, kendisini eğer buradan izliyorsa. İzliyor. Ben nasıl bir öğrenciydim? Ben berbattım. Neye göre berbat? Yani hem dersleri berbat hem okulda berbattım. Okula yani gitmezdim. Dersler kötü olabilir ama mesela
arkadaşlarına göre berbat bir arkadaş mı? Hayır. Zaten tek iyi yanı herhalde arkadaşlık ilişkilerimde. Ama hocalarım da beni çok severdi. Yani kavga ederdim ama demek ki hep haklıymışım. Yeniden böyle bir imkan verirse, okula başlasan. Hayır, okumam. Çok net söylüyorum. Yetti bu kadar. Okula gitmez misin? Yok, gerçekten. Benlik değil. Ya ben öğrenciyken bile okula gitmiyordum ama ben çalışıyordum zaten. Ben çalışmayı çok seven biriyim. Peki öğrenci arkadaşlara bir tavsiyen var mı şu an? Siz okulunuza gidin. Güzel güzel derslerinizi çalışın. Bu kadar. Peki. Gökey Bey. Merhaba. Merhabalar. Bir içten merhabayla karşıladım seni. Hangi bölümden mezunsun? Ben Kocaeli Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bitirdim. Radyo Sinema Televizyon bitirdim ve şu anda proje yöneticisi. Evet. Yani niye bölümlerinizi yapmıyorsunuz? Niye bir film çekmedin? Çok, ben belgesel falan çektim daha önce. Belgesel çektim. Romanların Hıdrellez'ini çektim. Niye gülüyorsunuz oğlum? Merak ettik nasıl bir belgesel olduğunu. Romanların Hıdrellez'ini çektim. Ne roman? Romanlar var ya mahallede. Onları çektik daha önce. 7 senede bitirdim ben üniversiteyi. İlk 3 sene hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Yani 0.17 not ortalamasını falan gördüm yani. Nasıl bir öğrenciydin? Üniversitedeyken çok şeydim ben ya, hiç gitmiyordum, okula falan gitmedim. Sonradan çok çalıştım bitirmek için. Çünkü atıyorlardı bizim dönemimizde. Abi, okula gitmeyip ne yapıyordun? Şimdi İzmit'te okuyordum ama İstanbul'da yaşıyordum ben. Dolayısıyla böyle hani İzmit'e gitmediğim zaman sürekli işte arkadaşlara takıl, gez, toz, sürekli abi böyle. Abi nereye geziyorsun ya? Yani bir gün gezdin, ikinci gün gezdin ya, nereye geziyorsun? Bayağı 3 sene gezdim yani, o şekilde 3 sene gezdim. Sonra Allah 4 Allah senede Allah bitirdim yine üniversiteyi ama 7 sene oldu totalde tabii. Ama üzerine yüksek lisans da yaptım. Peki buradan öğrenci arkadaşlara ne tavsiye edersin? Ya o yıllar geri gelmiyor bir daha. Doya doya yaşasınlar bir şekilde. Geri gelmesini ister miydin? Üniversite değil, lisenin gelmesini isterdim. Benim lisem efsaneydi yani, gerçekten okunabilecek en iyi liselerden biriydi. Muhteşemdi yani. Orada da böyle çok hiç hayatımda takdir falan almadım ben zaten. Ama ya yani inanılmaz haylazdık. Kavga ettik, dövüş ettik. Yani her şeyi, aklınıza gelecek her şeyi yaptık yani. Çok eğlendik ama. Yani liseye geri dönmek isterdim. Üniversite çok önemli değil ama liseye dönmek isterdim yani. Peki öğrencilere bir tavsiyen var mı? Okusunlar, mutlaka okusunlar, bitirsinler. Ama şey yapsınlar yani, tadına da vara vara bitirsinler yani. Bir şekilde hayatı yakalıyorsun sonra çünkü. Hadi bakalım. Annem abi. Merhaba. Merhaba Supi. Supi. Sahne adım Supi benim bundan sonra. Şey mi abi, sen hangi bölümden mezunsun? Ben İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Ne diyorsun ya? Evet. Abi bu arada ben arkadaşlarımı tanımıyorum. Herkes yorum yazıyor. Sen de kimseyi tanımıyorsun. Abi hakikaten ama abi yani ben hiç konuşmadım yani. Farklı konular üzerinde tabii yorumlarımızı paylaştık. Hangi kameraya bakıyoruz abi? İki tane var şimdi, benim kafam karıştı. Peki abi, İngilizce öğretmenliğinden nasıl buralara geldin? Abi yani şans. Daha önceki çalıştığım yayının sitesinde takılırken böyle eskaza bir iş teklifi aldım. Tabii ama hani ilgim çok fazlaydı. Çocukluktan beri bu tarz şeylere ilgim çok fazlaydı. Bir de işte orada sitede takılırken yabancı dil vasıtasıyla çok fazla haber yazıp çeviri yapıyordum ama tamamen böyle şey, gönüllülük esası. Ondan sonra gecenin bir körü, gerçekten gecenin bir körü bir iş teklifi aldım. İşte 2009 senesinde yüksek lisansı bırakıp buraya, bu sektöre girdim. Okulu yani. Okulunu bıraktın. Yani yüksek lisansı dersleri bitirdim ama tezi yarım bıraktım, tezi bitirmedim. Ya benim gibi işte, ben de öyle. Ben de peki sen nasıl bir öğrenciydin, nasıl bir gobeldin? Gobel ne demek biliyor musun? Yok, bilmiyorum. O Sivas Kırşehir'de var biliyor musun mesela? Gobel. Gobel. Hiç duymadım ben abi ya. Sen biliyor musun sen? Biliyorum. Gobel ben... ne demek mesela? Lan nereden aklıma geldi bu ya? Nedir Gobel? Yani... Aklıma söylesin. Ben söyleyebilirim bana. Aa sen de... Şey var ya. Ne abi söyle. Kemal Sunan diyor ya abi, hani bir paşa hanedir böyle. Salak gibi, aptal gibi bir şey. Yok be öyle değil yani. Normal. Nasıl bir Gobel değil? Uyumuyor yani kalıp olarak. Ya hani tam o kelime değil. Bizim annenin bana hani pek de... Yaramaz, yaramaz çocuk abi yani, öyle anladım, değil ya. Anneciğim bana hep derdi direkt yaramaz sana çocuk. Sana da geleceğim birazdan. Abi ben Kıbrıs'ta okudum bu arada. Okulumu uzatmadan bitirdim. Ya iyi bir öğrenci miydim bilmiyorum ama sınavları geçiyordum. Arkadaşlarına yardımcı olur muydun? Olurdum. Borç taktın mı kimseye? Yok, takmadım. Bana takanlar oldu. Bak adını soyadını arar bulurlar. Bulsunlar abi, sıkıntı yok. Hepsine selam söylüyorum buradan. Yani iyi bir öğrenciydim. Ben %100 bursla okudum. Kaybetmemek için de tabii... Eyvallah. Sıktık biraz. Anlatacaklarım bu kadar. Bitti abi. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ ol.
Kerem ya. Efendim abi. Senden de böyle enteresan bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Hakikaten kimseyi tanımıyormuşum abi. Ben de Emin gibi üniversiteyi yarım bıraktım. Vallahi mi? Okumadım. Çağrı Merkezi Yönetimi okuyordum. Yine bir Çağrı Merkezi muhabbeti açıldı. Peki abi. Sen nasıl abi bir öğrenciydin? Yani tembel bir öğrenciydim. Notlarım çok parlak değildi ama okuldan kaçardım bayağı. İnternet kafeye giderdim ama öyle hani kavgaya dövüşe değil de oyuna kaçardım. Ben. Allah Allah. Ne evet. Oynuyordun abi? Annemin şeyde yakalamışı var abi. Böyle oyun oynuyorum. Bir ses kolay gelsin dedi. Sağ olun dedim. Döndüm ama annemmiş o. Hani dik dik etmedim ya. Sağ olun deyip devam ettim. Bir daha dönünce annem olduğunu fark ettim. Rahmetli Ali Takçatepe'nin böyle şeyde bir sahnesi vardır ya, babası yakalar kahvede böyle oyun oynarken evet, evet, falan. Evet, evet ya. Onun gibi. İşte ona benzer bir şeydi, ben de internet kafede yaşamıştım ama ben... Peki öğrencilikte nasıl bir, yani yardımsever miydin arkadaşlarına, kimseye borç taktın mı? Yok, borç takmadım. Hani ailem şeydi yani, o ara iyi para veriyordu bana, hakikaten haklarını yemem. Ben şişmandım abi ilkokul sondan, ya? Ya, hatta obezdim falan. Genelde dalga geçilen işte... dayak yiyen yani falan öğrenci bendim yani lisede. Bir de ayrı bir vlog yapalım, çocukluk fotoğraflarınızla açılıyorum. Yani. Bu arada hep Umut'u unutuyoruz, en son Emrah'cığım sana geleceğim. Umut'cum sen hangi bölümden mezunsun? Ben muhasebe okudum lisede. Al işte mis. Nasıl kendi bir öğrenciydin? Yani okulun haytası gibiydik. Hesabı kitabı yapıyor muydun mesela? Hesabı kitabı yapamıyorduk o dönem. Sana verilen, verdiğin borçları geri alabildin mi? Yok alamadım. Şu şekilde hani... Keşke bunu işe alınmadan önce konuşsaydık abi seninle. Okulları, sınıfları atlamamız, geçmemiz de biraz benim için şans oldu. Hani başka sınıfta sıra taşınacak, Umut sınıftan çağrılır. Toprak taşınacak, Umut sınıftan çağrılır. Böyle hayta hayta işlerle... Uğraşı uğraşı. Okulu da o şekilde bitirdim ama üniversitede bayağı saldırdım eğitime. Ama o şekilde kendimi geliştirdim. İşini iyi yapıyorsun abi. Eyvallah. Süpersin. Sağ olasın. Hatta bir gün misin abi? Buyur abi. Tanıyabildin mi abi? Hadi lan. Vallahi benim bu. Ya ciddi olamazsın abi. Evet. Ve bu bak burada olay ne biliyor musun abi fotoğrafım? Burada diyetisyene gidiyorum 2 aydır. Çok kilo verdiğimi zannediyorum. Bu poz şey poz yani lan. Nasıl kilo verdim poz ama hala 120 kiloyum, haberim yok. Abi o ne öyle? Şu an kaç kilosun? 65 ile 70 arası bir şeydir. Yanıyorum. Eridin yani. Tabii. Peki ne yaptın? Dönerciye mi gittin zayıflamak için abi ya? Hani nasıl yani? Kesip alabilirler yani abi onu. Yani bir süre yemeği bıraktım abi. Otomatikman Allah veriyorsun Allah. Yani. Bir yıl falan yememiş olman lazım abi. Emrah, sen insanlara türlü türlü hakaretlerde bulunan bir arkadaşımız olarak hangi bölümden? Estağfurullah abi, öyle bir şey demedim de. Anneannem bana hep öyle diyordu. Demek ki ben kendimi salak hissediyormuşum. Evet derdi. Ya ama şey yani sen? Göber misin nesin nasıl yapamıyorsun? Adana anneannem yani hani nasıl yapamıyorsun? Hani göber misin? Bir dakika ne dedi? Göber misin sen? Göber misin nesin nasıl yapamıyorsun? Beceriksiz falan derdi hep böyle yani. Bak mesela Çorumlu Şakir'de de var bu. Epey sessiz olun göberler diye bir cümle var. Hiç unutmam mesela. Sen belki karıştırıyor olabilirsin, yanlış hatırlıyor olabilirsin. Belki hangi abi, bölümden mezunsun? Gazetecilik mezunuyum abi. Gazetecilik mi? Evet abi. Gerçekten evet. Mi? Lisede hocam şey demişti, inşallah izliyordur. Anneme şey demiş, okumaz bu gitsin simit satsın filan demiş. O kadar tembelmişim. Ama sonra üstün başarı burslu özel bir üniversitede gazetecilik mezunu. Peki nasıl bir öğrenciydi? Hani hocanın dediği gibi öyle yani okumasın lisede simit satsın. Lisede evet öyleydim. Ne yaptın da mesela senin simit satman uygun görüldü? Yani çok kavga ederdim abi, çok ne bileyim hani hocalarla tartışırdım, Allah öğrencilerle Allah. Tartışırdım o yüzden. Peki abi o zaman sen bizim takipçilerimize sosyal bir mesaj ver. Okul, vereyim. Eğitim, kariyerle alakalı bir cümle. Bir cümle. Düşünemedim. Güvenmeyeyim neyim?